Got a head of fiery hair and a turbocharged backpack. His genius sisters use him like a lab rat. A neat freak dad at home, a super busy mom. The boy's best friend is a talking dog. That's right. Three extreme genes and an air-breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A Pharaoh booster bling bling. What do we make of this? Johnny Test. This is the life of a boy named Johnny Test. Johnny Test. This is the life of a boy named Johnny Test. JTV. Televizyon seyredebilmemiz için matematik ödevimi bitirmem gerekiyor. Bu doğru Johnny. Ben de ödevini bitirene kadar yanı başında duracağım. Bu da neydi? Garip bir ses duydum. 5, 3.9. Bu şundan daha büyük ve bu problemin cevabı 4 tane maymun eder, o kadar. Oh, tamamdır. Bir de... Bilirsin. İzlemiştik. Bu bir tabak dolusu taş parçasını yemeniz için 30 saniyeniz var. Saçma. Çerez kanalı. Her zaman hepiniz çerez gibiyiz. 1000 tane kanal var ama izleyecek hiçbir şey yok. Tabii ki var Johnny. Sorun senin itici ve bilgi bakımından zengin programları izlemeye karşı dikkat ve isteğinin az olması. Patrick Schweizer'ı alkışlayalım. Kendimin büyük babası. Haklıymışsın. Gerçekten de hiçbir şey yok. Çocuklar bunları izleyerek kafanızı boş şeylerle dolduruyorsunuz. Gidip kitap okuyun. Veya bir öykü yazmaya çalışın. Ya da ne bileyim televizyon izlemekten yapacak başka şeyler de var. Bulacağınızdan eminim. Bana güvenin. Çerez. Çerez kanal. Hepimiz çerez. Size söylüyorum. Televizyon izlemek yerine başka bir şeyle uğraşın. Bu programlar çöpe gitmeli. Biz daha iyi bir kanal yapabilirdik. İşte bu. Kendi kanalımızı kendimiz kurup harika programlar hazırlayalım ve herkesin zevk alacağı bu programları hava dalgalarıyla tüm dünyaya yayalım. Ne dersiniz? Haklısın Johnny. Sadece bir sorunumuz var. Kameramız, bir stüdyomuz ve televizyon kanalımız yok. Burası acil yayın kanalının test yayını. Sadece test yayını yaparız. Bizde program yok. Bu kanala eğlence programları gerekiyor. 51.1. Kusura bakma Johnny ama bu istasyon sadece acil durumlar için kullanılır. Ama bu da acil. Televizyonda izleyecek hiçbir şey yok. Cevabımız kesinlikle hayır. Program yıldızı olabilirsiniz. Şöyle sert bir programda kaslarınızı gösterebilirsiniz. Ya da... Yemek programı mı? Ne kadar saçma. Sanırım o zaman buradaki tüm eşyayı bodruma götürmeliyiz. Yemek programı iyi fikirmiş. Hayır. EBC kanalını izliyorsunuz. Yeni süper acil yayın kanalınız. Şimdi Bay Siyah ve Bay Beyaz'la yemek zamanı. Merhaba. Bugün birlikte köfte yapacağız. Ve buna bir miktar kişniş ekleyerek başlıyoruz. Kişniş mi? Hayır, bir miktar dereotu ekleyeceğiz. Ben öyle düşünmüyorum. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun? Olamaz. Bunu... Bay Kara ve Bay Beyaz'la yemek zamanında tekrar birlikte olacağız. Vay canına, ne müthiş program oldu. Fakat şişman mı göründük? Program fiyaskoydu. Ve izlenme oranlarına göre yeni EBC kanalı en alt sırada. Alttan ikinci. Çerez kanalından iki izleyen fazlamız var bak. İnsanlar yemek programı sevmiyor. İnsanlar hareketli ve komik şeyler istiyor. Her gün aşırı çalışan öğrenciler eve geldikleri zaman yorgunluklarını unutmak ve beyinlerini boşaltmak için eğlenmek ve gülmek isterler.
Çünkü bu ülkeyi harika yapan şey televizyondur. Ve biz de onlara harika şeyler yapacağız. Kim benim yanımda? Çok anlamlıydı dostum. Her şey kurulalım. İşte ilginç ve komik videolar başlıyor. Tekrar hoş geldiniz. Bizi özlediniz mi? Ciddiyim. İşte karşınızda Afacan Köpek klipleri. 2 Şubat 2006. 3 Mart 2006. Nisan 2006. Kanal nasıl 530? ÖDC 530. Çerez kanalı 532. Pom 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 pom. EBC Spor ve Cesaret Olimpiyatları programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Johnny Test ve karşınızda ortağım Bay Beyaz. Teşekkürler Johnny. Şimdi çarpıp toslamalı 100 metre koşuları için stada dönüyoruz. Yeni acil yayın kanalımız 31. olmuş, başardık. Evet ama hala 1 numara değiliz. Acilen seyirci üzerinde bomba etkisi yapacak bir televizyon olayına ihtiyacımız var. Doğru. Bize izleyicilerin ilgisini çekecek, yerinden kımıldatmayacak bir şey lazım. Ve özel canavar efektleri. Sizin başka işiniz yok mu? Bu aralar işler biraz yavaş. Ayrıca acil bir durumla en son ne zaman karşılaştık ki? Hatta ofislikler bizim inada olmadığımızı bile anlamamıştır. 51.1 dikkat. Bu yeni otomatik uçurma uçak, o bir uçak, inanılmaz. Pilota ihtiyaç duyulmuyor. Tüm kontrolleri bu uzaktan kumanda odasından yapılabiliyor. Uçağın kontrolünü kaybettik efendim. Oha! Ne olacak peki? Teknoköy üzerinde bir yerde kumanda sahamızda çıkacak. Büyük ihtimalle kalabalık bir yerde yere çakılıp patlayacak. Efendim? Bir kaçış uçağımız var. Çabuk derhal acil yayın kanalına bir mesaj gönderin. Efendim, burada kimse yok ve tüm ekipman da gitmiş efendim. Peki kim aldı bu ekipmanı? Bu ekipmanlarla televizyon filmimiz muhteşem olacak. Pekala arkadaşlar, sert fakat dürüst bir polis yaşlanmış rock şarkıcısını tutuklar. Uzaylılarsa onları gemiye götürmek ister ama bir roket gemiyi patlatır. Ama polis şarkıcıyı kurtarır. Sert olsa da dürüst bir adamdır. Pekala, bu çok önemli bir an çünkü bu film seyirci üzerinde bomba etkisi yaratacak. Hey, uçağı şu şeylerle düşüremez miyiz? Ne deniyordu onlara? Roket, hayır roket. Roketleri ateşleyin. Evet, işe yarayacak. Şimdi roketler teknopiye gidiyor efendim. Ve çekim. Merkeze gidiyorsun. Yip yip mı va? Dünyayı yok edeceğiz. Ben varken asla. Tamam, roketi ateşle. Bu mudur yani? Gerçek bir patlama lazım bize. Şöyle pat, boom, boom. Unuttun mu? Babam roketlerimizi ve yakıtlarımızı saklamıştı. Ama gerçek patlamalar olmazsa hiç kimse bomba kadar etki yaratacak filmimizi izlemez ki. Evet ama elimizde bu kadar var Johnny. İkinci sahne. Dikkat! Ölümcül bir uçak ve 2 roket şehre doğru geliyor. Hey, bizim devasa uzay silahımız yok muydu? Uzay silahını ateşleyin! Efendim, uzay silahı uçağı ve roketleri zamanda yok edemez. Efendim. Evet ama onu hiçbir yerde kullanamadık. Yine de ateşleyin! Hain polis bozuntusu seni. Dünyayı yok edeceğiz. Roket ateşle. Bunun olacağını düşünemedim. Hayda devam. Bunu da düşünemedim. İyi mi? Sadece acil durumlarda kullanılması gereken acil yayın ekipmanımızı siz mi aldınız?
Yok. İşte iyi haber. Uzaydan gelen patlaklar filmi EBC'yi bir numaraya taşıdı. Ve bütün gün televizyon izlemek yerine sonunda güzel bir iş ortaya çıkardık. Kötü haberse kanalın ekipmanını kullandığınız için gizli ordu hapishanesinde tutukluyuz. Hepiniz uzun bir süre cezaevinde kalacaksınız. Ailenize haber vereceğim ve hayatınız için af dileyeceksiniz. Daha önce size televizyona çok uygun bir yüzünüz olduğu söylenmiş miydi? Sahi mi? Generalle yemek saati programı başlıyor. Ve köfteyi 9000 derece fırında 3 saniye pişiriyoruz. EBC son sıraya düştü ama hiç olmazsa komutan olanları anne ve babamıza söylemedi. Evet ama bu programı nasıl durduracağız acaba? Üzülme, büyük patlamayla durduracağız. Aa. Johnny Pırlanta Çocuğa Karşı 2. Kutsal Kılıç. Ben Samuray Lazer Kılıcını seçeceğim ve seni yeneceğim. Ve ben de... Şövalye Kılıcı, Şangay Kılıcı, Yapı Taşı Kılıcı. Yapı Taşı Kılıcı mı? Bu kılıçla asla kazanamazsın. Nasıl kullanacağını bilmene bağlı küçük çekirge. Ve başla. Keşke nasıl kullanacağımı bilmiş olsaydım. Hı? Evet benim. Pırlanta çocuk. Sevgili Susan testi etkilemek için 1 milyon tane gül getirdim. İşte burada. Onu buraya getirin. Hı? Meşgul olduğunu söyledi. Ayrıca güllere ve sana karşı alerjisi var. O bana çok naz yapıyor. Naz yapmamı öğreteceğim ona. Susan'a bir pony getirdiğimi söyle. Kazandım. Susan'a kendisini görmek istediğimi söyle. Evet. Kaşlarını yıkıyor ama rokete nasıl karşı koyacağımızı bize öğretti. Ölümcül roket devre dışı. Bir saniyemden öpücük almak için yine geleceğim. Bekleyin. Test. Kutsal Kılıç 4 oyununda son seviyeye geldim ve galiba bu oyunu en iyi oynayan benim. Asıl en iyi oynayan benim. O zaman ispat et. Bir oyun için sana meydan okuyorum ama sonunda popona bir tekme atıp seni mahvedeceğim. Muhtemelen sen de ağlayacaksın. Burada ol. Tam 1 saat sonra. Ve kaybeden sen olacaksın. Harika. Görüşmek üzere. Aa, genç aşıklar. Ben ona aşık falan değilim. Ondan nefret ediyorum. Aha Johnny, senin yaşında ikisi de aynı şeydir. Müthiş. Yeni planım kusursuz oldu. Biyolojik dönüşüm makinem sayesinde Susan testin bana hayır demesine imkan kalmayacak artık. Tam geç. Çalışıyor. İşe yaradı. Tamamdır. Sisi'yi yenmek için artık her şey hazır. Şimdi biraz pratik yapalım. Açmayacağım. Muhteşem iki güvenilir kızın burada oturduğunu duydum. Acaba ayıcığıma yani bebeğime bakıcılık yaparlar mı? Hayır. Onlarca paraya ne dersiniz? Artık kızlarımın çalışıp para kazanma zamanı geldi. Ayrıca ben evde yokken kardeşleri Johnny'ye de bakıcılık yapıyorlar. Harika. Ona şefkat gösterin ve öğleyin onu doyurun. Bu arada brokoliden nefret eder. Brokoli yasak. Bu çocuk Susan'ı çok sevdi. Bir saat sonra dönerim. Bu ağlıyor. Ağlayan şey dedi. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ben bir dahiyim. Çocuk bakıcısı değilim. Başkan rehberin çocuk bakımıyla ilgili bölümünde bebekler eğer açlarsa ağlayacakları yazıyor. O zaman ona mama yapalım.
ama Jonathan. Ünga. Olamaz. Kutsal kılıç oyunu için Sisi buraya gelecek. Sen ve tuhaf davranışlarına burada hiç yer yok. Hiçbir yere gitmeyeceğim dostum. Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. 11 yaşındayım ve 2 yaşında bir çocukla başa çıkabilirim. Ölanta adası için kalkış başlıyor. Geri geleceğim! Ne? Ay canına ne çabuk döndü böyle. Ama yine de başaramayacak. Dur bakalım, daha bitmedi. Ay, bunun olacağını düşünmedim. İşte buradasın. Sen nerede? Solunacak, solunacak. Bir sürü sorunumuz var. Sisi yarım saat sonra gelecek. Fırlanta çocuk yiyecekleri mahvetti ve ellerinde Sisi yenemeyecek kadar küçük. Bence daha büyük bir derdin var. 2 yaşındasın ve altın bezle bağlı. Yani şu haline Sisi seni fena halt eder. Uzun sürmeyecek. Beni tekrar 11 yaşıma döndür. Hemen. Hayır. Aynı yaşta olabiliriz. Ama bire karşı ikiyiz. Bebek! Ben mavi bebek kuşağına sahibim. Olsun, benim de hala alt bezim var. Belki seni 3 aylık salyalı bir velet haline getirirsem daha usta olursun. Ha? Ya da bu renkli düğmelere basıp kendimi senden koruyabilirim. Al bakalım. Ay, hepsini bitirdim. Yardım artık hazır. Aa! Kitaba göre bebeği eğer kaybedersen bu kötü bir bakıcı olduğunu gösterirmiş. Anlaşıldı. Bu bebek falan değil. Bebek kılığında bana yaklaşmaya çalışan Eugene. Johnny'nin onu durdurması gerekiyor. Bebek namı diğer pırlanta çocuk. Namı diğer Eugene Johnny'yi mahvetmeye çalışıyor. Ne olursa olsun onları durdurmalıyız. Bizim bakıcılık yapmamız gerekiyordu. Paramızı da peşin aldık. Bir yarış mı görüyorum ne? Kahve fazla geldi. Süper bebeklik için hazır ol Johnny Test. Bizi doğum anımıza götürecek. Canımız yanabilir. Işık kreşi. Şimdi yine bire karşı ikiyiz. Sek silahını. Uyku zamanı. Bir uyku fena olmayacak sanırım. Uyursak enerjimiz çoğalır ve birbirimizle daha iyi kavga ederiz. Çok yumuşak. Bu kreşte seni yenebileceğim daha sert oyuncak yok mu? Şunları takalım bakalım. Bak sana bir kez daha söylüyorum. 11 yaşımı geri istiyorum. O kadar da büyütme canıtın. Hadi başlayalım. Pekala. Atıştırma zamanı. Harika. Çatal kullan Johnny. Ve bunu ye. Daha sağlıklı. Sen brokoliye atıştırmalık mı diyorsun yoksa? Ben ona kusmuk diyorum. Ama sağlıklı besinler gün boyu enerji verir ve düşmanlara karşı kendimizi savunmamızı sağlar. Pekala. Atıştırma zamanı bitti.
Şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Ne? Macanına gerçekten de enerji vermiş sana. Pes ettim. Seni eski haline döndüreceğim. Artık yapma. Evet, şimdi 11 yaşıma göre ayarla. 5 dakika sonra Sisi burada olacak. Belki de Sisi 11 günlük bir bebekle oynamayı seviyordur. Çünkü seni kandırdı. Ne haber Bızdık? Ya da sana Eugene mi desem acaba? Ha? Of. Kötü oldu bu iş ya şimdi. Sadece şaka yapıyordum. Ben aslında iyi bir çocuğum. Bana ne yapacaksınız? Tabii ki sana bakıcılık yapacağız. Yemek zamanı. Yiyecekler nefisli test. Ancak yenilmeye hazırlıklı ol. Göreceğiz bakalım. Şövalye kılıcı, Şangay kılıcı, yapı taşı kılıcı. Yapı taşı kılıcı mı? Ben de bu varken beni asla yenemezsin. Kazandı. Sen kazandın ama dikkatim dağıldı. Bu ses de ne? Bak uçak geliyor. Hayır. Bu brokoliyi istemiyorum.